Bugün farklı dillerde bir uygulama yapmak istersek bunu kolay yoldan nasıl yapabiliriz? Belki basit bir uygulama yapacaksınız. Bunu görmeye çalıştık. Abone olmayı unutmayın. Bugün React Native Expo'da farklı dilleri kullanan kullanıcılar için nasıl uygulamada değişiklik yapılabilir onu göstermek istiyorum. Öncelikle bir projemizi oluşturalım. Projemizi oluşturacağımız konumu seçtik. NPX Create Expo App diyoruz. Tabii bu işlemleri yapmadan önce bilgisayarınızda Expo'nun kurulu olması gerekiyor. React Native'in kurulu olması gerekiyor. Uygulamanın ismini soruyor. Uygulamanın ismi de Language diyelim. Change diyelim. Dilleri değiştireceğiz. Ana sayfada diller yazılacak. Mesela Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca gibi seçimler olacak. Hangisine tıklarsa açılacak sayfa o dilde açılacak. Böyle bir uygulama yapalım. Şimdi uygulamamız oluşuyor. Burada NPX Create Expo App boşluk. Uygulamanın ismini de yazabilirdiniz. Sıfırdan yaptığım için ben genelde projeleri ve hani benim yaptığım projeler proje yaparak öğrenmeyi hedefleyen çalışmaları olduğu için tamamen sıfırdan uygulamayı başlatmayı tercih ediyorum. Şimdi kurulsun bu. Yani uygulamamız şu klasörün içinde oluşsun. Bekliyoruz. Kuruldu ve simülatör açıldı. Sayfalar arası geçiş yapmak için sayfalara ihtiyacımız var arkadaşlar. Sayfalar böyle basit bir şekilde. Home screen. Bir de ikinci ekran diyelim. Second screen. RNFS yapıyoruz. Başlattık. Şuraya da RNFS. Bunlar arkadaşlar bir şey konuları öğrenme videoları. Yani sektördeki tam kullanım. Hani şurada direkt screens diye açılmaz tabii ki. Size zaman kazandırmak için hazırlanmış, tasarlanmış videolar. Ve başlangıç aşamasında konuları proje yaparak öğrenme videoları diyebiliriz. Şimdi burada simülatör açık. Simülatörü kapatalım ki sayfalar arası geçiş yapmak için Ctrl C diyorum. Navigation'ı yükleyelim. Nereden yüklüyorduk arkadaşlar? Bir daha yazalım. React Native Navigation diyoruz. İkinci siteye gidiyoruz. Buradan Native ve Native Stack'ı yükleyeceğiz. Yapıştırdık. Bu paket yükleniyor. Bu paket evet yüklendikten sonra tekrar NPX Expo Start diyoruz. Enter yapalım. Disconnect yazıyordu. Gördüğünüz gibi tekrar bağlanmaya çalışıyor şu an. App.js'e geldim. Home screen ve second screen'i tanımlayacağım. Yani bir import edelim önce. Home yazayım şöyle. Bakın gördü. Neredeymiş bu? Bir tane nokta koydu. Bakın nokta slash. Şimdi kapat bunu. App.js'deyiz ya. Şurayı böyle biraz büyütelim. App.js'deyim arkadaşlar. Bir üst klasöre çıkacağım. Screens'e geleceğim. Sonra orada home screen'e gideceğim. Tanımlıyoruz.
dosyanın yerini tanımlıyoruz. App.js'e geldik yine. Ne yaptık? Home screen'i tanımladık. Second screen'i de second screen diye adlandırdığımız ekranı da tanımlayalım. Bu ekranları şöyle RNFS diye sayfaları oluşturmuştuk kısa bir şekilde. Bu sayfaları, komponentleri ana sayfada tanıması için şöyle navigation özelliğini kullanacağım. Const stack diye bir şey tanımlayalım. Kendi dokümantasyonu da böyle tanımlıyor. Sen şuraya defter yazarsın. Şurada da defter diye tanımlarsın. Öyle de çalışır. Burada olay ne? Stack'i tanımladım. Neyi kullanacaksın sen diyorum. Create stack navigator kullanacaksın. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar şurada defter yazdık diyelim ki. Ve siz şurada return'ın içinde şu stili bir aşağı alalım. Defter yazdınız, defterin içine aldınız. O önemli değil. Çalışır. Önemli olan burada create native stack navigator'ı kullanmak. Ama dokümantasyona baktığımızda da aşağı iniyorum. Stack diye bir tanımlama. Böyle yani. Böyle yapılıyor bu. Stack diye tanımlama yapıyor. Sonra navigation container'ın içine alıyor. Stack screen falan yapıyor. Bak alıyorum bunu şuradan. Neredeydi? Bir daha dikkat edelim. Bakın return'ın içine. Return'ın içine geldik. Ben tabii 17 yıllık öğretmen olduğum için öyle anlatıyorum. Aslında tabii ki bu videoyu izleyenler çok daha kapasiteli, daha hızlı anlayabilecek insanlar da işte arkadaşlar hızlandırabilirsiniz yani çok basit geliyorsa. Şimdi Stack Navigator'da initial root name'i tanımladığın yer senin önce açılsın dediğin yer olacak. Yani önce ben şu home screen'in açılmasını istiyorum. Çünkü burada touchable opacity'lerin içinde yani tıklanabilir yazıların içinde dilleri yazacağım. İspanyolca, İngilizce, Almanca yazacağım. Ve metin second screen'de açılacak. Benim ilk önce açılmasını istediğim yer home screen. Doğru yazdık mı bakıyoruz. Bu önemli. Home screen. Kopyalayayım hatta. Tekrar buraya yazdım. Stack screen. Birincisi home screen olacak. Component home screen. Home screen komponentine git. Title welcome de. Şimdi bakalım bir çalıştıralım değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Expo'yu gönderelim. Gönderelim gitsin. Tekrar açalım. Gönder gitsin. Tekrar i'ye basıyorum. Kapatmadığımız zaman tanım görmüyor bazen. Navigation container doesn't exist diyor arkadaşlar. Tabii ki burada bunu gördük. Şurada navigation container'ı da bakayım görecek mi? Evet. React Nation Navigate zaten kendi dokümantasyonda sitesinde de böyle tanımlamamızı söylemişti bize. Reload yapalım. Profile screen diye bir şey yok. Çünkü aldık yapıştırdık. Profile screen tanımlama henüz. Şimdi second screen'e bir şey diyecek. Evet. Home screen açıldı.
Gördüğünüz gibi home screen açıldı. Şuraya bakın. Home screen sayfasını gördüğünü göstermek için. Bir sürü home screen yazdım alt alta. Home screen'deki yazılanları ekranda gösteriyor. Niye? Çünkü initial root name olarak biz home screen şu komponent, yani bu sayfayı tanımladık. Şimdi second screen'i tanımlayalım. Import edelim. Etmişiz. Import etmişiz second screen'i. Şu stack screen'i kopyalayalım, yapıştıralım. Şunun adını Ctrl-C yapıyoruz. Tamam. İkinci ekranımızı da gösterdik. Şimdi gelelim home screen'i tanımlamaya. Buraya metinler yazacağız. Bu metinlerin içinde işte ne olsun? İngilizce mi olsun, Türkçe mi olsun? Onları tanımlayacağız. Mesela bu İngilizce. İkinci sayfada çıkacak metnin İngilizce görülmesini istiyorsam İngilizce. Türkçe. Home screen'den second screen'e gidebilmek için öncelikle second screen'i oluşturalım arkadaşlar. Second screen'de şuraya root diyoruz. Const lang root.params diyelim. Ve şimdi burada translation'ları, çevirileri tanımlıyoruz. Çeviri cümlelerini buraya tanımlayalım. İngilizce olarak göstermek istediğim metnin İngilizcesini yazıyorum. Bunları hızlıca yazayım. Alalım. Sonra return kısmında neyi göstereceğiz? Translations'ı göstereceğiz. Hangi dil seçildiyse onunla ilgili translations'ı göstereceğiz. Çeviriyi göstereceğiz. Şu bir file stil verelim. Size.container diyorum. Şuradayız. Flex 1 diyelim. Center yapalım. Da center olsun. Evet. İkinci sayfamız da bu şekilde hazır. Home screen'e geliyorum şimdi. Home screen'den ikinci sayfaya. Bakın şurada biraz önce tanımıyordu. Navigation.navigate yazıyorum. Second screen'e gidiyoruz. Second screen'e gittik arkadaşlar. Ve second screen'de language tr yapalım. Şurada tr yazıyor. Tr yaptık. Türkçe için bu şekilde bir tanımlama yaptık. Yukarıdakini
kopyalayacağım şimdi. Buraya bir stil versek mi? Bakıyorum. Şu en başa bir stil verelim. En başa şunu konteyner verelim yine. Buraya yapıştıralım. Stil nokta size nokta konteyner dedik. Evet. Bir tanesi Türkçe. Diğerini yapalım. Türkçeyi hazırlamış olduk. İngilizce diyelim. İngilizce'de enmiş. Almanca'yı yapalım. D yazdık buna da. İspanyolca'yı yapalım. Tabi burada hani Spanish falan yazsa da mantıklı olacak da. Ben Türkçe anlattığım için. İspanyolca'yı da bu şekilde tanımladık. Simülatörümüz bir gelsin arkadaşlar. Çok yaklaşık görünüyor yazılar. Bunların stilini biraz sonra ayarlayacağız. Bakalım nerede bir eksik olmuş. Is not defined. Yazılım videolarında söylerler ya arkadaşlar, hatayı görmemiz iyi oldu. Nasıl düzelteceğimizi öğrenelim diye. Ben de öyle diyeyim. Navigation nokta navigate. Is not a function, it is undefined diyor. Nerede? Home screen'de. Nerede? Kaçıncı satırda? 8 falan diyor işte. 8. satırda. İşte şurada. Şurayı süslü paranteze almamışız. Düzeldi. Türkçe'ye tıklayınca İngilizce, Almanca, İspanyolca. Şimdi şurada biraz stilleri güzelleştirsek iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz uzayacak video ama. TRD şu nereye gitmiş bu arada? Şöyle büyütelim. Text stil verelim. Şöyle aşağı iniyoruz. Google fontun falan nasıl kullanıldığı ile ilgili videolar var aşağıda arkadaşlar. Color verelim. Blue diyelim. Size'ını, font size. Öyle yapalım. Şimdi stille ilgili şeyleri de, stille uğraşmak istemeyen arkadaşlar buradan sonra videoyu kapatabilirler. Yani stille ilgili şeyleri öğrenmeye ihtiyacı olmayanlar. Margin bottom diyoruz. Aşağıdan boşluk bırakacak. Aşağıdaki ile arasına boşluk bıraktı. Şimdi bu text nokta container şey, size nokta text'i hepsine tanımlayalım.
Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca şeklinde oldu. Şöyle de yapabilirsiniz, bir değişiklik yapıp mesela bunları şöyle yuvarlak buton şeklinde göstermek istiyoruz. Diyelim ki bir açarız bir tane arkadaşlar. Şurada yapayım. View yaptık ve kapattık. Sonra şu touchable opacity'yi aldık. Kestim. Yapıştırdım view'in içine. Bu view'e de stil veriyoruz. Text container diyelim buna da. Text container diye stil verdik. Text container'ı kopyaladım. Şimdi burada stiller bölümünde biraz tanımlayacağız. İki nokta üstü süslü parantezin kendisi de bu olabilir. Şöyle olsun ya da değişiklik olsun. Arka plan bu olsun, metninde bu olsun. Önüne bir şöyle işaret koymamız lazım. Tamam. Tekstin rengini de aldık. Böyle bir şey oldu. Text container özelliğinde diğerlerini verelim. Bunun şuradaki margin button'ı şu container'a vereyim. Ne yaptım? Biraz alttaki ile boşluk olsun. Şimdi text container özelliğini şu view'ler vardı ya. Şu view'ler. Şöyle bir kopyalasam. Kolay yoldan gitmeye çalışıyorum da. Şuradan da bir tane view kapatacağım. Oldu. Şunu alalım. Diğerine de yapalım. Şu alttakine de yapalım. Ondan sonra şu view'leri bile yazmıyorum. Evet. Bu şekilde sevgili arkadaşlar, göstermek istediğim metin ikinci sayfada. İkinci sayfada metnin farklı dillerdeki karşılıklarını yazdık. Türkçe'ye tıkladığımda bu metin, İngilizce'ye tıkladığımızda İngilizcesi çıkıyor. İspanyolca'ya tıkladığımızda İspanyolca, Almanca'ya tıkladığımızda da metnin Almanca versiyonu çıkıyor arkadaşlar. Bugün farklı dillerde bir uygulama yapmak istersek bunu kolay yoldan nasıl yapabiliriz? Belki basit bir uygulama yapacaksınız. Bunu görmeye çalıştık. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.